Allah yaratmazsa hiçbir şey olmaz. Biz zannediyoruz ki yani titreşimler kulağımızın zarına geliyor, biz duyuyoruz. Hayır. İkisi de sebeptir. Havanın titreşimi de sebeptir. Kulağın zarı da sebeptir. Allah orada iki sebep bir araya geldiğinde bir yaratma fiili koyuyor. İnsan onun için duyar, işitir. Yaratma olmasa işitemeyiz. İkisi de sebep. Anne baba olmasa çocuğu yaratmıyor. Yaratmak ayrı bir şeydir. Anne baba çocuğu yapamaz. Sadece bir araya gelir, o kadar. Tarlaya tohum atarız. Ne alakası var tohum, ışık, ısı, gübre, hava, toprak? Ne alakası var? Ondan meydana gelen bunlardan daha kabiliyetli. Orada bir halketme olmasa, asırlarca bir araya gelseler bir tohum sümbül olmaz. Bir marangozhane düşünün. Bütün malzemeler var. Bir koltuk takım için ne lazım? Hepsi fazlasıyla mevcut. Ama marangozu yok. Çıkar mı oradan bir koltuk? Ebediyen kalsa çıkmaz. Allah'ın sanatına, halketmesine böyle bakacağız. Kainatta her şey sebeptir. Zavallı birer sebeptirler. Halketme olmasa ellerinden hiçbir şey gelmez. Fakat biz devamlı sebeplerle müsebbepleri yan yana beraber gördüğümüzden, biri olmadığından, o şey meydana gelmediğinden onu yapan odur diyoruz. Bir bahçenin yetişmesi için 10 sebep, kuvvetli sebep lazımken, olmaması için suyun kesilmesi kafi. Su olmasa bahçe bostana, gülistana dönmez. Peki bostanı, gülistanı yapan su mudur? Hayır, işte burayı anlamak lazım kafi. Yapan Allah'tır. Onun için alemde hummalı bir şekilde hayat makinasını işletmekle Cenab-ı Hak şuursuz, idraksiz, yeteneksiz ve kabiliyetsiz gibi görünen zerratı hayat safhalarından geçire geçire, topraklardan madenlere, toprakta iş yapmak ayrıdır, altında iş yapmak ayrıdır. Kompleks, daha farklı. Öbürünü gümüşe tayin eder, öbürünü demire tayin eder. Sizin bunların girip iş yaptığı alanları hayalen düşünün. Toprakta kalması mı? Bir kademe ileri geçip, bir sınıf atlayıp madenlerin hayatına girmek mi? Madenlerin hayatına girmeyen insan hayatına çıkamaz. Elementler olacak çünkü. Oradan ne yapıyor? Bitkilerin hayatına giriyor. Hangisi daha kompleks? Hangisi daha açılımlı? Hangisi daha terbiye cihetiyle atomu ne yapar, geliştirir? Bitkilerin hayatı. Orada da durmuyor. Bir sınıf daha atlıyor, insanların hayatına geçiyor. İnsanların hayatında da beyinde durmak var, kalpte zikretmek var. Ne kadar farklı alanlar, kaç tane organ var. Orada da durmuyor. Niye? O cennet elemanı olacak. Cennet malzemesi olacak. Bu imtihanlardan geçmek mecburiyetindedir.